Memenin filoides tümörleri var. Bu tümörler de genellikle büyük şeyde oluyor, büyük ebatlarda oluyor. Çok büyükse, yani memeyi tamamen kaplamışsa tabii memeyi çıkarıyoruz. Ama daha ufaksa kitleyi bir santim kadar temiz sınırda çıkarıp o şekilde hastayı daha sonra takip ediyoruz. Fibroadenomların da filoides tümörlerinde tekrar olma ihtimali var. Onun için hastanın takipte olması gerekiyor. Fibroadenomların bir kısmı da çok sayıda olabiliyor. Multiple fibroadenom, yani iki tane, üç tane aynı anda bir kişide çeşitli boyutlarda görebiliyoruz. Bu da tabii çok sık rastladığımız bir şey değil. Daha nadir oluyor. Diğer kistleri, yani iyi huylu tümör olarak kabul ettiğimiz kistlerde, kistlerin tedavisi de şöyle. Kistleri küçükse, yani bir santimin altında, bir buçuk santimin altındaysa takip ediyoruz ultrasonla. Eğer büyürse, zaten bazı hastalar ağrıyla gelir, birden ağrı oldu. Yani kist birden büyüdüğü zaman tabii ağrı yapıyor. O zaman birkaç kere onların içindeki sıvıyı enjektörle çekiyoruz. Onları tahlile gönderiyoruz, incelemeye gönderiyoruz. Eğer bu tekrar ederse iki kere, üç kere, o zaman kisti kılıfıyla birlikte cerrahi olarak çıkarıyoruz. Peki Zehra Hocam, memedeki iyi huylu tümörler neden olur, neden oluşur? İyi huylu tümörlerinde, kötü huylu tümörlerinde neden oluştuğunu çok çok iyi bilemiyoruz. Ama işte ailevi nedenler, beslenme, hormonal nedenler gibi çeşitli faktörler var, ama hiçbirisi kesin bir sebep değil. Evet. Beslenme dediniz. Peki beslenmemize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor Zehra'cığım? Daha çok Akdeniz diyeti dediğimiz sebzeden, meyveden zengin, yağlı gıdaları az, özellikle zararlı yağları, bunları çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Yani sağlıklı beslenme, spor, sigaradan uzak durma, bunlar önemli. Meme hastalıklarında sigaranın ve tütünün de zararı var mıdır? Var, var. O da bir etken olarak sayılıyor. Evet. Peki Zehra Hocam, iyi huylu, memedeki iyi huylu tümörlerin tanısını nasıl koyuyorsunuz? İyi huylu tümörleri hasta çoğu zaman zaten göğsümde bir kitle. Genç hastalar çok kontrola gelmezler. Çok taramada bunlardan da bahsedeceğiz. Tarama testlerine de hekim tavsiye etmedikçe katılmazlar. Göğsümde bir kitle hissettim diye. Muayenede de az çok tahmin ederiz. Üzeri düzgün, oval, sınırları muntazam, çevredeki dokulara yapışık olmayan kitlelerdir bunlar. Kistler yuvarlak, fibroadenomlar oval kitlelerdir. Ama tabii elle muayenede kesin karar vermiyoruz. Bunları ultrasona göndeririz. Ultrasonla teşhis koyuyoruz. Hasta gençse, ultrasonda herhangi bir şüphe yoksa, dediğimiz gibi muntazam sınırlı, şekil olarak oval kitleler görüldüyse, bunları fibroadenom olarak değerlendiririz. Hipoekoik kitlelerdir bunlar. Kistler ise içi sıvıyla dolu. Onu zaten bize radyoloji uzmanı tarif eder, tanısını da koyar. Bunların tanısı çok rahatlıkla konur. Yani bunlarda pek sıkıntı olmaz. Kanal içi papillomlarda ise hasta meme başından akıntıyla gelir. Onlarda da gene ultrasonla, şimdi ultrasonlar çok hassas, 3-4 milimlik kitleleri de görebiliyoruz. Ultrasonla hastanın yaşına göre, kanlıysa, hasta orta yaşlıysa daha ileri tetkikler yaparak, mamografi isteyerek bu şekilde teşhis koyarız.